Evet değerli güreşseverler, tarihi Kırkpınar güreşlerinden önce çok çok daha büyük tarihe sahip Antalya Elmalı Yeşilya ile Yağlı Pehlivan güreşinin tertip komite başkanı, Antalya Elmalı Belediye Başkanı çok çok değerli büyüğümüz Halil Öztürk, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ben öncelikle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Evet, bugün bizim için çok güzel, onurlu ve gururlu bir gündü. Bütün güreşçilerin ve güreş severlerin, güreş camiasının gözü kulağı buradaydı. Bugün Sayın Birlik Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aramızda çok çok özlediğimiz, görmek istediğimiz Antalya Büyükşehir Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'le birlikte güreş düzenleyen kentlerin sayın belediye başkanlarıyla Kırkpınar'ın çok kıymetli güreş sahasıyla birlikte encümen toplantısını gerçekleştirdik. Ve bu encümen toplantısında çok güzel bir kararlar aldık ve güreşlerimiz, özlediğimiz güreşler artık başlıyor. 14, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde Kumluca ilçemizde, Antalya'mızda güreşlerimiz başlayacak ve devam edecek. Çok net bir soru sormak istiyorum canlı yayında. Sabah evet. Sizin yüzünüz gülüyordu. Bu müjdeli haberi bekliyor muydunuz? Tabii bekliyorduk. Bu müjdeli haberi bekliyorduk. Güreşlerimizin devam edeceğini, bu güreşlerin minder çayırlarımızın güreşsiz kalmayacağını, bu sene bu güreşlerle birlikte inşallah devam edeceğini biliyorduk. Geçen sene pandemiden dolayı yapamadık. Çok üzgündük, üzüldük. Biz üzüldük, seyircilerimiz üzüldü. Güreşe gönül veren vatandaşlarımız çok üzgündü. İnşallah bu sene Allah'ın izniyle, tabii biz, bilim kurulumuzun tedbirleriyle birlikte bu güreşlerimiz Kumluca'dan başlayacak ve devam edecek şekilde özellikle birliğe üye olan belediyelerimizin bu güreşleri yapabileceğini de buradan ilan etmek istiyorum. Bu güreşlerimiz inşallah başlayacak. Herkese hayırlı olsun, güreş camiasına hayırlı olsun. Güreşi özlemle bekleyen vatandaşlarımıza buradan da bu müjdeyi paylaşmış oluyoruz. Evet, Sayın Başkanımız Hasan Aydın'a döneceğim ama güreş severin oldukça yoğun mesaj attıkları için ağız alanda yer alan birkaç soru var. Siz de bulmuşken, tarih elmalı güreşleri hakikaten artık Türkiye'nin en büyük güreşlerinin başında geliyor. Ve stat konusunda bir müjdeli haber var mı? Bu noktada bir müjde daha verebilir misiniz? Evet, evet, onda da müjdemiz var. Harika. Onda da müjdemiz var. Güreş severlerimize inşallah ve inşallah projeleri hazırlandı, bitti. Yakın bir zamanda ihalesi yapılıp kazma vurulup inşallah güreş sahamızın da inşaatına başlanıyor ve burada ben bu işte emeği geçen özellikle Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bilal Erdoğan Başkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza, Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Kasapoğlu'na evet. Ve Antalya milletvekillerimize buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Elmalı'ya yakışan bir stat olacak ve biz bunu 2 yıldır göreve geldiğimiz dönemden beri söylüyorduk. Bu arada Birlik Başkanımıza da çok çok teşekkür ederim. Bu konuda kendilerinin de çok büyük emekleri oldu. Spor Bakanımızla birlikte buranın yapılması gerektiğini söylediler. Ve buradan bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. İnşallah stadımız projesi hazır. En kısa zamanda ihalesi yapılıp inşallah hizmete girecek. Ben hemen stadla birlikte Sayın Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'a demek istiyorum. Bir isim söz konusu oldu mu stad konusu hakkında? Stad konusu hakkında tabii isim o bakanlığımızın takdirinde tasarruf olacak. Biz tabii Bilal Erdoğan'la görüşmelerimizde daha öncesinde böyle bir tasarruf oldu ama onlar kendileri açıklamalar bizim için daha mantıklı olur. Güreşlerle ilgili de bu bir milat mı bugün için? Tabii tabii mutlaka. 2021 yılı için. Aynen biz projemizi hazırlamamızı istediler bizden. Biz de başkanımızın emrinde projemizi hazırladık. Genç Spor İl Müdürlüğümüze teslim ettik. İnşallah bundan sonrası bakanlığımızda ve bakanlığımızda startı verdiğini duyduk. Çok sevindik. Elmalı'ya yakışan bir stat olması lazım. Artık kapasite kaldırmıyor. Harika. En son güreşte stadımız 12 bin kişilikti. 20 bin kişi vardı. Herkes üst üsteydi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıyı gidereceğiz. Bugünkü alınan kararlar doğrultusunda güreşi 30 yılını vermiş bir Hasan Aydın olarak mutlaka orada bir etkiniz, tepkiniz oldu. Sizin nezdinizde bu alınan kararlar çerçevesinde güreş severler hep soruyor. Seyircili mi, seyircisiz mi, aşılı mı, aşısız mı, işte PCR testi yapılmayacak bu konuda bir pehlivan gözüyle neler doktrinler ortaya koydu? Hepsi olması gerekiyor aslında. Şimdi geçen yıl bunların acemiliğini çok çektik. Belki bunları geçen yıl yapsaydık, geçen yılda olabilirdi güreşler ama bu yıl Sağlık Bakanlığı ve Genç Spor Bakanlığımızla beraber dün akşam Birlik Başkanımız görüşmüş ve bu konuda olumlu cevapları almışlar.
Tabii bu Kırkpınar'da geçen 2500 kişi vardı ama illa bir 2500 kişi bunlar değerlendirme aşamasında belki ilk 64. Bu daha önce size sorulmuştur. Tabii ilk 64 güleşilebilir bu şekilde şu oldu. Yani toplamda bir 1000 kişi 1500 kişi katılabilir. Özellikle Kırkpınar ve Elmalı güleşlerinde karantina uygulanabilir, aşı uygulaması yapılabilir. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ama bununla ilgili bize sevindirici haber verdiler. Çalışmalarınızı yapın, gelin. Bu işe izin vereceklerini söylediler. Harika. İnşallah başkanım da söyledi gibi Kumbuca güleşlerinde 15 Mayıs'taki Kumbuca güleşlerinde beraber kispetlerimize patayı vurup sahamıza çıkacağız. Özledik artık. Harika. İşte harika. Edirne'den davulcuları getirdik. 3 gündür Antalya'da çaldırıyoruz. Oraya geleceğim. Aynen. Ben Sayın Başkanıma dönmek istiyorum. İki soru iç içe soracağım. Evet. Güreşlerden çok mesaj atıyor. Geçen yıl güreşler olmalı. Evet. 668 mi olacak, 669 mu Elmalı güreşleri? Yani orada birlik encümeni olarak tam netleştirmedik ama 669 büyük olasılıkta devam edecek. Öyle, yani ara verilen kalmayacak, 669 olarak devam edecek. Biz yayın öncesi girişte de ekranlara getirdik. Bugün evet Miraç Kandili ama evet. Ayrıca ekranlara getirdik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek COVID-19 nedeniyle çok ağır bir hasta geçmesine rağmen çok şükür sağlığına kavuştu. Evet. Ama burada birçok belediye başkanımız rozetlerini bir kenara bırakarak İslami insanın vicdanı değerleri doğrultusunda kendisi ziyarette bulundu. Orada evet. Neler yaşandı? Duygusu seni nasıldı? Bizle paylaşır mısın? Tabii çok zor günler geçirdi. Önce Rabbimin izni ve vatandaşlarımızın dualarıyla bu hale geldi. Gerçekten bu hastalıktan bu şekilde ağır bir şekilde kurtulan belki nadir insanlardan birisi. Bunu da vatandaşlarımızın öncelikle Rabbimin ihanetiyle ve vatandaşlarımızın duasıyla bu hale geldi. Evet. Tabii orada duygusal anlar yaşandı. Kendisi çok duygulandı. Orada davulla zurnayla birlik başkanımızın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçe belediye başkanlarımızın ziyaretiyle kendisi çok duygulandı. Bu havayı kendisi çok özlemişti. Çok mutlu oldu. Davul zurna seslerini çok özlemiştik. Tabii çok şükür sağlığına kavuştu. Artık görevinin başında. Bizlere de ve kendisi de özellikle güreşi ve güreş camiasına çok destek veren, seven, yıllardır bu işe katkı sunan bir belediye başkanı olması hasebiyle kendisinin sağlığa kavuşmasını çok bekliyorduk, özlüyorduk ve çok şükür bugünlere geldik. Kendisi bundan sonra da güreşe çok hizmet edecektir. Çok şükür işinin ve görevinin başında, sağlığı yerinde. Artık bundan sonra hizmetlerine devam edecek. Evet, davulunda siz duyduğunda ne hissetti? Yani şimdi biz başkanımıza o rahatsızlık sürecinde, ağır bir hastalık süreci geçirdiğinde biz başkanımla ahdetmiştik. Başkanımız düzelsin, görevine dönsün, kurbanını keseceğiz. Edirne'den davul zurnaya gitti, belediyenin önünde çaldıracağız diye. Böyle bir söz vermiştik, adamımız olmuştu. Ve Allah'a şükürler olsun bunlar gerçekleşti. Biz de davul zurna ekibini getirdik Halil Başkan'la beraber. Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çaldırdık. Başkan çok duygulandı. Gerçekten ağladı gerçi de. Yani özlemişim dedi bu havayı dedi. Allah razı olsun sizden dedi. Çok mutlu oldu. İşte onun akabinde birlik toplantısına geldi. Orada da görüşmelerini yaptı. Bizim için en önemli olan burada başkanımızın bize, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize omuz atmasıydı. Eğer bu işi gönülden çok seviyordu zaten. Yani gerçekten Antalya'da yağlı güreşe çok emek veriyor. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde 40 tane sporcu var. Sadece maaşlı çalışan. Belki de bu bir rekordur. Tabii 300'e yakın da sporcusu var. Yani minikten tut baş pelivana kadar. Bu büyük bir başarı. Bunu ilçelere yaymaya çalışıyoruz şimdi Asat Spor olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. İnşallah sezon açıldığında Büyükşehir Belediyesi'nde Asat Spor'un da gücünü görecekler sahada. İnşallah bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey daha ben konuşmak istiyorum. Son bir tabii ki. Valla İsmail'le yatıyoruz. Bunu söylemeye ne kalkıyoruz? Aynen. Bu işin sonu ne olacak? Bu çocuk nasıl? Valla işte inşallah İsmail ile Yunus Emre finale kalırlar. Gerçekten bu süreçte de güreşlerin olmamasının sebebi güreş camiası gerçekten bu Survivor'a kilitlendi. Çok güzel telefonlar, tepkiler alıyoruz. İyi ki katılmıştı. Biz ilk zaman biraz tereddüt yaşamıştık ama güreş adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü güreşi her gün ekranlara taşıyorlar. Özellikle İsmail Yen bir oyun kazandığı zaman pata vuruyor. Bizim güreşçi yani galip geldiği için pata vururuz ya. Onu vuruyor. O çok hoşuma gidiyor. Bu da güreş camiası adına çok güzel ve gurur verici bir şey. İsmail, ben final yaparlar diye düşünüyorum güreşçi arkadaşlarımızın. İnşallah
en iyi şekilde temsil ederler, gelirler. Önemli olan sakatlanmamaları. Aynen, bu noktada aynen. Ben de değerli güreş severler, canlı yayınımız konuğumuz Sayın Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Başkan Yardımcısı Güreş Camiası'nın duayenlerinden Hasan Aydın'dı. Her ikinize çok teşekkür ederim, vermiş olduğunuz samimi açıklamalardan dolayı. İnşallah 669. Tarih Elmalı Güreşi'nde görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Buyurun.